İsmim Veli. Ve Serhat Encun'un abisiyim ben. Tarih 28 Aralık 2011. Gecenin zifiri karanlığı, soğuk hava, kar, çamur ve ölüm korkusu. Bunlardan hiçbiri o gece ölüme giden yoldan vazgeçtiremedi. Çünkü mecburdular. Kimisi ailesine maddi destek çıkmak için, kimisi okul harçlığını kazanmak için, kimisi yetimdi, evinin geçimini sağlamak için, kimisi de sınava girecekti yol parasını elde etmek için. Gittiler. Gittiler ama geri gelmediler. Ey insanlık sıfatını yitirmiş vicdansız caniler! Ey eli kanlı katiller! Öldürdüğün, canlarına kıyarak katlettiğin gencecik kardeşlerimi tanıtayım sana. Serhat Encu, daha 17 yaşındaydı. Babası yaşlı, çalışamadığı için ve üniversite okuyan iki abisine harçlık göndermek için gitmişti. Cemal Encu, 16 yaşındaydı. Lise son sınıf öğrencisiydi. Cebine harçlık koyabilmek için ve okul kantinine borcunu ödeyebilmek için gitmişti. Hamza Encu, 21 yaşındaydı. 4 ay önce askerliği bitirdi. Ailesine maddi destek çıkmak için gitmişti. Şerafettin Encu, 16 yaşındaydı. Lise son sınıf öğrencisiydi. Yetimdi. Annesini 5 yıl önce kaybetti. Babasından para isteyemedi. Cebine harçlık almak için gitmişti. Bedran Encu, 14 yaşındaydı. Ortaokul öğrencisiydi. Ailesinin en büyük erkek evladıydı. Yaşı küçüktü. Babası diğer kardeşlerine emanet etti. Oğluma yardım edin dedi ve kardeşleriyle beraber gitti. Şivan Encu, 16 yaşındaydı. Lise öğrencisiydi. Babasından ayrıydı. Annesine, evine bakmak için gitmişti. Aslan Encu, 17 yaşındaydı. Babası yaşlıydı. 6 sene önce abisi mayına basmıştı. Abisinin hastane masrafları için gitmişti. Celal Encu, 18 yaşındaydı. Gururluydu. Babasından, abilerinden harçlık istemeyecek kadar gururluydu. Hüseyin Encu, 19 yaşındaydı. Ailesinin en büyük erkek evladıydı. Seneye askere gidecekti. Babasının borçları vardı. Babasına destek çıkmak için gitmişti. Selam Encu, 22 yaşındaydı. Beraber liseden mezun olduk. Üniversite yeni bitirmişti. Sınavlara girecekti. Cebinde yol parası olmadığı için gitmişti. Fadıl Encu, 19 yaşındaydı. Ailesinin en büyük erkek evladıydı. Diğer kardeşleri gidiyor diye o da güle oynaya beraber yola koyularak gitmişlerdi. Ey insanlığını kaybetmiş eli kanlı katiller! Diğer 24 kardeşlerim de yaşları 20'yi geçmemişti. Harçlık için gitmişlerdi. 50 TL'lik harçlık için gitmişlerdi. Hepsi de aynı amaç için gitmişlerdi. Getirdikleri 2 bidon mazot, 20-30 kilo çay ve 2 torba şekerdi. Bunlar için onları savaş uçağınızla, bombalarınızla bedenlerini paramparça edip katlettiniz. Onlar böylesi vahşice, vicdansızca saldırı hak etmedi. Ey vicdansız caniler! Bu halk yıllardır ezildi. Genciyle, küçüğüyle evladını kaybetti. Haksız yere katledildi. Sizlerden hesap soracak güce sahip değiller. Sizi yüce yaradan Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Ne kremi ekonomi?
hiçbir devlet halkını bombalamaz. Gerek Genelkurmay Başkanıma, komuta kademesine teşekkür ediyorum. Sen bu halkın çocuklarını katledeceksin. Kanlı ellerine çıkıp kürsüde BDP'den hesap soracaksın.